Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve kefa. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'il Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve alhikna bis salihin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Emma ba'd. Hukmu lemsil mer'e. Kadının erkeğe, erkeğin de kadına, karşı cinslere dokunmasının hükmü abdest açısından. Abdesti bozar mı, bozmaz mı? Lemsül mer'e indena. Önce lems ne demek? İki nolu dipnotta. Bütün problem lems kelimesinden kaynaklanıyor çünkü. El-lemsu fil-luga. Sözlükte lems şöyle. Dokunmak. Değmek. Bir şey olsa Türkçede de var değil mi? Cıs diye. Cıs. Dokunmak. Bu kelime işte dokunmak, değmek. Vakile denildi ki elmessu bil yet yelmusu lemsen ve lameseten ve huve min babey katele ve darabe. El ile dokunmak demektir. Ve lemsu kinayetun anil cima. Aynı zamanda lems cinsel ilişkiden kinaye olarak da kullanılır. Lems denilir. Efendim cima denmez de lems denilir ilişkiye. Edeben. Ve fit tenzili Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede evlâ mestumun nisâe. Ey erkekler, şayet kadınlarla cinsel ilişki kurarsanız, kurduğunuzda. Buradaki lemese kelimesinden türeme, ziyade baptan lâmese. Değil mi? Fâale lemese, lâmese. Ziyade baptan İlişki manasına da geliyor lemese kelimesi. Ve fi kıraetin, fakat bir başka kıraatte Kur'an-ı Kerim'in kaç kıraati vardır? 14 değil mi? 4 tanesi şaz kıraat. 7 tanesi mütevatir. Geriye kalan 3 tanesi meşhur. Geriye kalan 4'ü de şahs kıraat. Peki bu kıraatlerde bir tanesinde evlemestüm şeklinde, evlamestüm değil de evlamestüm ennisa şeklinde değil de evlemestümün nisae şeklinde gelmiş. Dolayısıyla lamese ile lemese aynı manaya, ilişki manasına gelebilir. Ve fişşer'i, şeriatta, terminolojide, ıstılahta lems ise ve huve en yelmiser raculu ev yelmuser raculu beşeratel mer'eti, bir erkeğin kadının beşerine, tenine, derisine dokunmasıdır. Beşer dediğimiz şu değil mi? Deri. Yani bir erkeğin elinde herhangi bir eldiven olmaksızın çıplak bir vaziyette eli kadının tenine, yine elbise olmaksızın değmesi. Lemis budur.
evil mer'etu beşereter raculi bila hailin beynehuma. Arada herhangi bir elbise erde olmaksızın kadının erkeğin tenine, erkeğin de kadının tenine değmesine lemis denir. Şeriatta böyledir. Tarifi. Terminolojide ıstılah. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Metne. Lemsül mer'eti indena la yengudul vudu'e ve inde şafi'i yengud. Kadının kadına değmek biz Hanefilere göre abdesti bozmaz, Şafilere göre bozar. Deliluna biz Hanefilerin bu konudaki delilimiz ma ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü'nden nakledildiğine göre şöyle davrandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yukab biru ba'da nisaihi. Allah'ın Resulü eşlerinden birisini öpmüştü, öpüyordu. Normal hayatını anlatıyor. Allah Resulü bazen bir eşini öpüyordu. Thumma yakumu ve yusalli ve la yetavad. Sonra kalkıp namazını kılıyor. Abdeste tazelemiyor. Dolayısıyla eşini öpmesi bir kişinin arada herhangi bir elbise perde olmadan teninin tenine değmesi demektir. Bu da lems demektir. Öyleyse lems abdesti bozmaz. Diyor Hanefiler. Vel ma'na fihi. Buradaki mana şudur. Enne hâzihil mulâmese lev kânet beyne racüleyni ev beyne imraeteyni la yengudut tahara. Nasıl ki bir erkek diğer erkeğe değse mesela teni tenine, erkeğin teni erkeğin tenine değse veya kadının teni kadının tenine değse abdest bozulur mu? Bozulmaz. El cessu. Kezalike izâ kâne beynel racülü vel mer'e. Erkeğin teni ile kadının teni arasında da değme konusunda fark olmamalıdır. La yengudu tahara. Abdesti bozmaz. Sadece dokunmak, değmek. Deliluhu izâ lemesel behâim. Tıpkı behâim hayvanlar. Tıpkı efendim hayvanlara değmek gibidir insanların birbirine değmesi. Bu şu yönüyle hayvanlara benzer. İnsan ruh ile, niyet ile insan, bilinç ile insan olur. Bilinç olmadan, ruh olmadan sadece deri, et, kemik, kan yönüyle insan hayvandır. Dolayısıyla hayvani bir özelliği olan deriye, tene dokunmak niye abdesti bozsun ki? Peki Hanefilerin delil olarak kullandığı Resulullah Efendimiz eşlerinden birini bazen öperdi sonra abdest almadan namazını kılardı. Demek ki dokunmak erkeğin kadına kadının erkeğe dokunmaz abdesti bozmaz şeklindeki hadisin kaynağı nedir? Tahrici nedir? Beş nolu dipnotta el hadithu ahrecehu ashabu sünen el arba'a ve gayruhum min hadithi Aişete radiyallahu anha. Aişe radiyallahu anhadan bu hadisi hem kütüb-i sitte içindeki dört sünen sahibi
hem de başkaları rivayet etmişlerdir. وَاَخْتُلِفَ ف۪ي تُرُقِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Pek çok ihtilaf vardır tarikları arasında. Bir hadisin tarikı ne demek? Çoğulu turuk. Tarik ne demek? Bir sahabiden bir hadis naklediliyor. O sahabi ravisi aynı olmasına rağmen tabi'in ve etba'u tabi'in dönemlerinde kollara ayrılıyor. O her bir kola tarik diyoruz. Her bir sahabiden ayrı ayrı nakledilen hadise ayrı bir hadis muamelesi yapıyoruz. Aynı konuda üç ayrı sahabiden üç ayrı nakil varsa aynı ifadelerle aynı konuda üç ayrı hadis vardır deriz. Ama aynı sahabiden başka hiçbir sahabi nakletmemiş. Beş tane ayrı tabi'in nakletmişse o beş tabi'inin her bir rivayetine tarik deriz. Hazreti Aişe'den nakledilen pek çok tariki vardır. Bu hadisin aralarında ihtilaflar da vardır. Kelime farklılıkları vardır bu tarikler arasında. كَمَا رَوَى بِاَلْفَاضٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Nitekim bu raviler değişik lafızlarla, ifadelerle hepsi Aişe'den naklettikleri halde farklı ifadelerle nakletmişlerdir. وَلَاكِنَّهَا تَرْجِعُ اِلَى مَعْنًا وَاحِدٍ. Fakat lafızları farklı olsa da hepsinin anlam birliği ve bütünlüğü vardır hepsinde. Aynı manayı ifade etmek üzere birisi zehebe demiş, birisi safara demiş mesela. İkisi de gitti demek. Değil mi? Çünkü hadislerin büyük bir kısmı nedir? Ne ile rivayettir? Mana ile rivayettir. Hadislerin çok büyük bir kısmı mana ile rivayettir. Sahabe efendilerimiz Resulullah'tan duyduğu aynı kelimeyi ezberleyip nakletme değil de Resulullah'ın kastı, kastettiği manayı ezberliyor, sonra o manayı kendi kelimeleriyle, cümlesiyle naklediyor. Çoğunluğu böyledir hadisler. Peki, demek ki hadis sahihtir. Hanefilerin delil olarak kullandığı Resulullah Efendimiz eşlerinden bazılarını bazen öpüyordu. Abdest almadan namazını kılıyordu. Abdesti bozmaz öyleyse erkeğin kadına eğmesi. Vahdetçe Şafii metne çıkıyoruz. İmam Şafii ise delil getirdi. Bi kavlillahi teala, Allah'ın şu ayeti kerimesini, evlâ mesdumun nisâ'e, Maide suresi 6. ayeti kerime. Bu ayet ne diyor? Kadınlara değdiğinizde abdest alın. Bu ayet nasıl delil olabilir acaba? Ayeti okuyalım. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum iles salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi. Ey Müslümanlar, namaz için kalktığınızda yüzünüzü, ellerinizi yıkayın dirseklere kadar. Vemsahû bi ru'ûsikum, başlarınızı mesedin ve ercûlekum, ayaklarınızı da yıkayın. Oradaki geçen dersimizde anlatmıştık. Erculeküm kelimesini biz nereye atfediyoruz? Vav var çünkü başında. Ve erculeküm
vucuhekume atfet. Fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi ve ercüleküm. Ayaklarınızı da yıkayın. Oraya atfediyoruz. Şiiler nereye atfediyor? Vemsahû bi ruusikum, başınızı meshedin. Ve ercüleküm, ayaklarınızı da meshedin. Bundan dolayı Şiiler çıplak ayağa mest caizdir derler. Yıkamadan sadece çıplak ayağın üzerine mest yaparlar. Böyle bir kıraat var mıdır? Vardır. Ama İslam sadece Kur'an'dan çıkmaz. İslam Kur'an'ın uygulama biçimi olan sünnet ile Kur'an'ın bütününden ortaya çıkar. Eğer siz sünnetsiz, hadissiz bir İslam istiyorsanız, o zaman çıplak ayağı mest etmek zorundasınız. Ayağı yıkamazsınız abdestle. Şii olmaya gerek yok bu konuda. Hani bize Kur'an yeter, hadise ve sünnete ihtiyaç yok diyenler var ya bazen, epey de varlar. Onlar ayaklarını yıkama konusunda delilleri yok hadisten. Hadis kabul etmedikleri için. Kur'an'dan delilleri yok. Mecburen meshetmek zorundalar. Çünkü Kur'an'da öyle okumak icap ediyor. Ama sünneti göz önünde bulundurduğunda, rivayetleri dikkate aldığında ve ercüleküm diye yukarıya atfetmek zorundasın hadise ve rivayetlere göre. Rivayetleri kabul etmiyorsan mecburen başa atfetmek zorundasın ve ercüleküm diye bir ruusikum ve ercüleküm şeklinde. Ayet devam ediyor. Ve in kuntum cünüben fettahheru. Şayet cünüpseniz usul abdesti temizlenin. Yine devam ediyor ayet. Ve in kuntum merda ev ala seferin ev ca'e ahadun minkum minel gâit. Şayet hastaysanız, yani su size zarar verecek derecede hastaysanız ya da yolcuysanız veya tuvaletten gelmişseniz, abdest bozmuşsanız veya ev lamestum ennisa'e veya kadınlara dokunmuşsanız felem tecidu ma'en, su da bulamamışsanız, tüm bunlardan sonra yolcusunuz, hastasınız, suyu kullansam ay hastalanacağım, ne yapayım diye düşünüyorsunuz. O zaman suyu kullanma imkanınız da yoksa, tuvaletten gelmiş olmanıza rağmen yolcusunuz, su aradan bulamadınız veya hastasınız, su kullanamıyorsunuz. Böyle bir durumda feteyemmemu sa'iden tayyiba. O zaman teyemmüm yap. Femsahû bi vucuhikum ve eydiyekum min. Teyemmüm de nedir? Elleri, kolları ve yüzü toprakla, temiz toprakla meshetmektir. İmam Şafii diyor ki, görüyorsunuz dostlar. Evlâ mestüm diyor Allah. Ennisa'ya, kadınlara dokunursanız, kadınlara dokunmak demek ki abdesti bozuyor da tuvalete gitmek gibi değerlendiriyor Cenab-ı Hak. Kadınlara dokunmayın, ondan sonra abdest alın, su bulamazsanız teyemmüm yapın diyor, demek ki abdest bozuluyor.
diyor İmam-ı Şafii. Bir nolu dipnotta ve kâle Şafii'yü mübeyyinen veçhel istidlal. Bu ayeti nasıl istidlal ettiğini, delil getirdiğini açıklayarak İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki ve evcebehu minel mülâmese, değmekten, mülâmeseden, kadının erkeğe, erkeğin de kadına, çıplak tenine değmesinden dolayı abdesti zorunlu kıldı Cenab-ı Hak. Ve innemâ zekaraha mevsûleten bil gâiti ba'de zikril cenâbe. Yukarıda önce Cenab-ı Hak, eğer cünüpseniz usul abdesti alın dedi, noktayı koydu. Sonra cünüp değilseniz, tuvalete gidip abdestiniz bozulmuşsa veya hasta yolcu olup su kullanma imkanınız yoksa veya kadınlara değmişseniz abdest alın, tazeleyin sadece dedi. Dolayısıyla mülâmeseyi, değmeyi tuvalete gitmek ile aynı şey olarak gördü Cenab-ı Hak. فَاَشْبَهَتْ الْمُلَاسَمَةَ اَنْ تَكُونَ اللَّمْسْ بِالْيَدْ وَالْقُبَلِ غَيْرِ الْجَنَابَةِ. Cenabet dışında, cünüp olmadan yani, öpmek veya dokunmak, karşı cinse dokunmak suretiyle mülâmeset abdesti bozar. Ben bunu anlıyorum bu ayet. Peki diğer mezhepler, Malikiler ve Hanefiler bu ayeti bilmiyor mu? Görmediler mi yani? Gördüler. Peki onlar nasıl anlıyor bu ayeti? Onlar da diyor ki ey Şafii, sen buradaki evlâ mestüm manasını dokunmak, değmek, öpmek şeklinde anlıyorsun. Böyle değil diyor. Buradaki lâmese cinsel ilişki manasındadır. Dolayısıyla fettahherûya göndereceğiz. Nasıl ki emsahû bi ru'ûsikum ve ercüleküm. Ercüleküm kelimesi aslında ru'ûs mi atfedilmesi lazım. Ona daha yakın. Ama tutuyoruz ercülüğü, te baştaki yüz yıkamaya, el yıkamaya atfediyoruz değil mi? Evet. İşte bu da öyledir. Bu da fettahherûya mahsustur. Ulemanın zekası müthiş çocuk. Ve çok tutarlılar. Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin. Hangisinin delilini okusak aklımıza o yatıyor. Onun mezhebine giresimiz geliyor. Değil mi? Bu kadar yöntemli, usulüne uygun dile getiriyorlar meseleleri. Böylelikle taharet konusunu bitirmiş oluyoruz. Ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.